Değerli Türkiye halkları, değerli yurttaşlarımız, biliyorsunuz yeni doğan çetesiyle Türkiye bir kez daha yeni bir olayla çalkalanıyor. Yeni doğan bebek bile bu ülkede güvende değil. Bebeklerin canını çetelerin ticari malzemesi haline getirmiş durumdalar. Çürümüşlüğün en dibini yaşıyoruz. Batsın sağlık sisteminiz, batsın bu düzeniniz, batsın bu iktidarınız. Ya bebek, el kadar bebek gözünü dünyaya açıyor ve bu bebekleri çetelerin, sağlık çetelerinin eline düşürüyorlar. Bununla ilgili zerre bir denetim yok ve bundan bile para kazanıyorlar. Her yer çete. İstanbul'da her gün çeteler tarafından neler yaşandığını, Türkiye'nin dört bir yanında çeteler tarafından neler yaşandığını biliyoruz ve bu çete sistemini, çete düzenini bu iktidar uygulamalarıyla beslemiştir. Katillerin, devletin tüm güvenlik ve siyasi birimleriyle samimi pozları çıktı ve hepsi oradaydılar. Bu bebek ölümlerinden hepsi, bahsi geçen bütün bu kesimler sorumludur. Bakan soruşturmayla ilgili şunu söylüyor. 2023 yılında başladı diyor. Oysa DEM Parti olarak bizler 2022'de bu hastanelerin yeni doğan bebek ünitelerinde yaşanan sorunları dile getirmiştik. Bakın şurada belgesi var. Ömer Faruk Geryerlioğlu 2002'de vekilimiz bunu bir soru önergesiyle Sağlık Bakanı'nın önüne getirmiş ve lütfen okuyun bunu daha sonraki bir vakitte. Oldukça detaylı bir biçimde bu yeni doğan çetenin, bebekleri katleden bu çetenin aslında ne yaptığını 2002'de zikretmişiz. Bununla ilgili bir adım atılmış mı? Hayır, atılmadı. Ve her zaman olduğu gibi soru önergelerimiz dikkate alınmadı. Çünkü hepsi bunun içindeler. Uyarımıza rağmen bebek katliamları durdurulmadı ve şimdi en son deşifre olmalarıyla birlikte sözüm ona bir müdahale gerçekleşiyor. Bebekler katledilmiş, herkes dehşet içinde, Sağlık Bakanı çıkmış diyor ki sistemimiz dünyaya örnek, kamuoyu yeni doğan çetesiyle meşgul edilmektedir diyor. Utanmazlığa bakar mısınız? Kapatılan hastanelerden birini de bebek dostu hastane ünvanı vermişler. Onlar da bu arada bununla meşgulmüş. Sağlık sistemini özelleştirdiler, kokuşturdular, sonra kalkmış pişkin pişkin olanı savunuyorlar. Ya senin zerre kadar vicdanın yok mu? Zerre kadar onur, haysiyet yok mu? Buradan bir kez daha Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Derhal istifa et. Bir gün bile o koltukta kalamazsın, derhal istifa et.